Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Garanti BBVA Teknoloji Genel Müdürü Fatih Bektaşoğlu. Fatih Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Fatih Bey ile birlikte bugün bankacılık sektöründe, finans sektöründe teknolojinin biraz mutfağına gireceğiz deyim yerindeyse. Fabrika yayınlayacağız. Finans sektöründeki teknoloji nasıl gelişiyor, neler yapılıyor, mutfakta neler var detaylı bir şekilde konuşacağız. Elbette ki sektördeki ve Garanti BBVA'daki teknoloji yatırımları konu başlıklarımızdan biri olacak. Yine sektör bu gelişen teknolojiyle nasıl dönüşüyor? Özellikle yapay zeka alanı çok ciddi gündemde, özellikle de üretken yapay zeka alanı. Dolayısıyla iş süreçlerine üretken yapay zeka ve yapay zeka nasıl entegre oluyor detaylı bir şekilde konuşacağız Fatih Bey ile. Fatih Bey, bütün bu konulara geleceğiz ama iş dünyası ve ticaretin her alanına dijitalleşme yayıldı ve en fazla etkilenen alanda siz zaten en başından beri birazdan bahsedersiniz. Bankacılık sektöründe teknolojinin gelişine şahit olan insanlardan, yöneticilerden birisiniz. Dolayısıyla bu hızlı dönüşüm, tabii ki sektörde yıllardır gelen yatırımlar var. Herhalde bugün büyük ölçekli bankalar 100 milyon dolarların üzerinde yıllık teknoloji yatırımı yapıyorlardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla banka olarak da hem teknoloji hem de sektörün önde gelen bankalarından birisinin teknoloji şirketi, hangi amaçla kuruldu, nasıl bir kapasite var içeride, buradan başlayalım isterseniz, sonra diğer konulara geçeriz. Çok teşekkürler Sefer Bey. Öncelikle davet için çok teşekkür ederim. Değerli katılımınız için biz teşekkür ederiz. Garanti BBVA Teknoloji, Garanti Bankası ve tüm iştiraklerine uçtan uza finansal çözümler sunan, yeni ürün ve servisler geliştiren, bunu yaparken de teknolojiyi, insanı, deneyimi ve inovasyonu odağına alan, bu geliştirdiği ürünlerin 7/24 operasyonunu yapan, bütün teknolojik altyapısını sağlayan büyük bir teknoloji fabrikası. Sizin de belirttiğiniz gibi ben işin mutfağı demeyi de çok seviyorum. Burası bizim için ürünlerimizi geliştirdiğimiz, teknolojimizi kullandığımız bir mutfak. Garanti Teknoloji 2390 kişi. Bunların 1400 arkadaşımız yazılım mühendisi. %80'den fazla bir oranda mühendis arkadaşımız çalışıyor. %40'ı, bunu gururla söylüyorum, kadın. Aynı şekilde liderlik kadromuz da bu şekilde. Ve yaş ortalamamız da 34. Hem ben tecrübeli hem de genç bir ekip olarak nitelendiriyorum. İçinde farklı mühendislik disiplinleri var. Altyapı iletişimi tasarladığımız arkadaşlarımız, çözüm mimarlarımız, tüm müşterilerimize ve içerideki kullanıcılarımıza açtığımız uygulamalarımızı geliştiren ödeme sistemleri, dijital kanallar, kurumsal uygulamalar, bankacılık uygulamaları, çok kuvvetli bir yazılım kasımız var. Ve aynı zamanda da üretim ortamında organizasyonun çıkarttığı ürünlerin sağlığından sorumlu, rezilyansından sorumlu, siber güvenliğinden sorumlu arkadaşlarımız, yapay zeka aynı şekilde, veri mühendislerimiz, çok çeşitli mimarimiz var. Tabii aynı zamanda BBVA grubunun da önemli bir parçasıyız. Biliyorsunuz BBVA da kendisini 21. yüzyılın dijital bankası olarak tanımlıyor. İnovasyona, dijitalleşmeye ve teknolojiye çok önem veriyor. O yüzden de ortak stratejimiz aynı çerçevede diyebilirim. BBVA mühendislik organizasyonu da çok büyük bir organizasyon. Sadece yazılım mühendisi sayısı 15 bin kadar. O yüzden biz güzel pratiklerin karşılıklı paylaşılmasını çok kıymetli buluyoruz. Çok yakın çalışıyoruz. Global ölçekte kimi zaman ürün projelerinde yer alıyoruz. Ve grupla beraber bu anlamda teknolojiyi çok yakından takip ediyoruz diyebilirim. Bir önemli kasımız da aslında uygulamaları içeride Garanti Teknoloji'nin kendi bilgi birikimiyle geliştirmeyi genelde çok tercih ediyoruz. Bunun teknoloji ve iş sürekliliği açısından da kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii ki partner ekosistemi ve açık kaynak kodunu da yine çok yakından takip ediyoruz. Peki Fatih Bey, biraz daha açacak olursak, hani nasıl bir çalışma şekliniz, metodolojiniz var? Dolayısıyla teknolojinin sağladığı katkıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kadar hızlı değişen teknolojiye nasıl adapte olunuyor? Özellikle sizin sektör, yani
her geçen gün yeni bir şeyler çıkıyor diyelim. Kesinlikle. Bu mutfak nasıl işliyor? İçeride nasıl süreçlerimizi işletiyoruz? Öncelikle teknolojinin odağına insanı koyuyoruz. Yetenek yönetimi bizim için en kritik parça diyebilirim. Garanti Teknoloji yıllardan beri aslında her sene işe alım sürecinden başlayarak yerli mühendislerimize çok yatırım yapan bir organizasyon. Her sene Talent Spot dediğimiz bir organizasyonumuz var. Yaklaşık o senenin ihtiyacına bağlı olarak 100-150 arkadaşımızı organizasyona alıyoruz. Onları yetiştiriyoruz. Ve geleceğin liderlerini olmaları için de hem kendi eğitim programlarımız var, hem yurt dışı programlarla beraber bu arkadaşlarımıza oldukça yatırım yapıyoruz. Kendimizi de bir o anlamda okul şirket olarak tanımlıyoruz. Tabii özellikle pandemi biraz çalışma şekillerini değiştirdi. Özellikle teknoloji sektöründe çok büyük değişiklikler oldu. O anlamda da bizim için workplace dediğimiz arkadaşlarımızın çalıştıkları tüm ortamın kritikliğine inanıyoruz ve buraya çok yatırım yapıyoruz. Hibrit çalışma modeliyle beraber şu an aslında Türkiye'de 56 farklı şehirde çalışan arkadaşımız var. İstanbul'un yanı sıra İzmir'de ve Ankara'da da hub'larımız var. Tabii özellikle son dönemde çok konuşulan konulardan bir tanesi ve bizim de çok üzerine düştüğümüz konulardan bir tanesi engineering veya developer experience dediğimiz mühendis arkadaşlarımızın gününü nasıl geçirdiği. Ben onu biraz da şöyle tarif ediyorum. Bilgisayarı açtıkları andan itibaren kokpitleri var. Yani bu kokpitte nasıl rahat hissediyorlar? Burada kullandıkları teknolojiler aslında bizim için bir Google'da veya Meta'da çalışan bir mühendisten farklı olmaması gerekiyor. O anlamda da buradaki bütün deneyimi iyileştirip buraya çok yatırım yapmaya çalışıyoruz. İş yapma şeklimiz çevik. Yani iş kollarımızla beraber tek bir takım olarak ürünler geliştiriyoruz. Biraz proje odaklıdan çok ürün odaklı bakmaya çalışıyoruz. Burada tabii dijital faktörüler, fabrikalar yönetiyoruz aslında. Ürünler müşterilerimize ve kullanıcılarımıza ürünler çıkartıyoruz. Bunların da çok hızlı çıkması önemli. Eskiden çok uzun proje süreleri olurdu. Şimdi daha çok 2 haftada bir Scrum, Kanban dediğimiz bir takım metodolojilerle çok hızlı proje üretmeye çalışıyoruz. Tabii bu projeleri üretirken de üretme hızına yetişmemiz de önemli. Biraz burada DevSecOps kavramımızı da açmak isterim aslında. Yazılım teknolojilerini uçtan uca pürüzsüz şekilde, otomatikleşecek şekilde aslında bu dijitalleşen dünyada dijitaldeki üretim hızımıza da paralel şekilde destekleyecek yapılar. Buraya da çok yatırım yaptık. Burada bir belki cognitive load dediğimiz, bilişsel yük dediğimiz bir şey var. İşinizi yaparken ne kadar bölünüyorsunuz, ne kadar aslında beyninizi farklı işlerle meşgul ediyoruz. Bunu biz hep stratejimiz bunu minimumda tutmak. Buranın deneyimine çok önem veriyoruz. Bir de hani altını çizmem gereken çözüm mimarisi çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. 1400 tane yazılımcı arkadaşımız var. 2400 kişi çalışıyor organizasyonda. Bunlarla ilgili hem yönetişimi hem de nasıl bir binayı yaparken tasarlamanız, iyi tasarlamanız gerekir. Çünkü belki ileriye yatırım olarak da bunu ilk günden yapmak çok kıymetli oluyor. O yüzden çözüm mimarisi konusu bizim için en kritik konulardan bir tanesi. Ayrıca yine uyguladığımız rezilyans mühendisliği, hani bu kelimeyi de pandemide çok duyduk, yılmazlık. Aslında çok büyük sistemler yönetiyoruz, çok farklı aplikasyonlar, uygulamalar yönetiyoruz. Tabii ki bunları yönetirken de problemler de işin bir parçası. Problem çıktığınızda buna nasıl refleks göstereceğiniz, nasıl kalite kapıları koyacaksınız, bunları nasıl monitör edeceksiniz? Buralarda çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle finans ve güven kurumları olduğumuz için buradaki kaliteyi her geçen gün üzerine yatırım yaparak arttırmaya çalışıyoruz. Son olarak da belki biraz da transformasyondan da bahsetmem lazım. Lütfen. Siz de girişte çok güzel altını çizdiniz. Bankacılık sektörü, sektör olarak bence teknolojiyi çok iyi kullanan, yıllardan beri, özellikle 90'lı yıllardan beri buraya çok ciddi yatırım yapan, hala da yapmaya devam eden Türkiye'nin kaliteli bir mühendis ordusunu da aslında o anlamda da çalıştıran bir sektör. Tabii nasıl insanlar gibi bizler yaş alıyoruz, arabalar yaş alıyor,
sistemler de yaşalıyor. O yüzden de belki o 90'larda yaptığımız yatırımların da bugünlerde biraz daha yenilenmeye de ihtiyacı var. Sektör aslında yine, ben sektör için de söylüyorum, Garanti Teknoloji için de söylüyorum, bir süreden beri de aslında bu sistemleri yenilemek, daha açık kaynak kodlu bulut mimarisine uygun şekilde mikroservis mimarileriyle modernleşmek durumunda, bu transformasyonla aslında paralelde devam ediyor. Şimdi biraz daha tabii bankacılık sektörünün detaylarına girelim. Siz yayın öncesi sohbet ettik. Bu dijitalleşmenin sektördeki hemen hemen en başından beri şahit olan isimlerden birisiniz. Bir çalışan ve yönetici olarak. Dolayısıyla dünden bugüne nasıl değişiyor? Biraz açalım olayı. Sektörün geldiği noktada bu dijitalleşmeyi nasıl görüyorsunuz? Ya ben şeyi çok seviyorum. Yani şimdi teknolojiyi kullanmak için kullanmıyoruz. Biz özellikle bir problem çözmek, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak açısından da çok kritik buluyoruz. Hep örneğin de verdiğim bir 1997 yılında aslında Garanti Bankası Türkiye'deki ilk internet bankacını bir banka ile beraber aynı gün üretime almıştı. Ve o zaman doğal olarak dünyada internet kullanımı da çok kısıtlıydı. Hatta şöyle söyleyebilirim, uçtan uca şifrelemeyi yapan, bugün bütün tarayıcılarda olan SSL sertifika, güvenlik bile yoktu. Kanada ve Amerika'nın dışına çıkılmasına izin vermiyorlardı. Biz hani Almanya'dan böyle çok farklı bir çözüm bulup müşterilerimizin internet bankacını kullanmasını aslında sağlamaya çalıştık. Ama çok pahalıydı o zaman internet. Aylık 30 dolarlar civarıydı. Garanti Bankası o dönemde bir tane internet servis provider kurdu. Paket vermeye başladı. Aslında garanti şubesine gittiğiniz zaman internet bankacını da alıyordunuz, internet paketini de alıyordunuz. Ve bugün nasıl internet servis sağlayıcılar, telekom olsun, süper online olsun gibi aslında garanti şubeleri de çalışıyordu. Onunla beraber şeyi çok büyütmüştük, ekosistemi çok büyütmüştük. Evet. İnsanlar internet alıp internet bankacını kullanmaya başlamıştı. Bu anlamda o değişime bizzat tanıklık etmek, bunu sağlayabilmek bence çok iyi bir örnekti. Devamında ATM'ler, ATM'ler de bence Türkiye'de yine sektörde çok çok iyi bir örnek. Önce belki siz Sefer Bey hatırlarsınız, 90'lı yıllarda zafla para yatırılırdı ATM'e. Çok iyi hatırlıyorum. Kaç tane işte 10 lira yatırdınız, 100 lira yatırdınız, bunları sayardınız, koyardınız. Akşam arabalar dolaşırdı ATM'leri, toplardı. Sonra mutabakatı yapılırdı, hesabınıza birkaç gün sonra geçerdi. Burada teknoloji nasıl ATM'leri evirdi? Önce banknot tanımaya başladık. Aslında kağıt parayı yatırdığınız anda tanıyıp anında hesabınıza geçirmeye başladık. Devamında ATM'ler sadece müşteriler için kullanıyordu, para üstü vermiyordu. Aslında yine dünyada olmayan örnek, Türkiye'de sektörde ve Garanti Bankası'nda para üstü vermeye başladık. Coin vermeye başladık, madeni para vermeye başladık. Bu sefer insanlar fatura ödemeye başladı. Bu sefer kartsız işlem geldi. Kartsız işlemle milyonlarca işlem yapılmaya başlandı. Ve bugünlerde de aslında recycle ATM'ler var. Yani paranızı yatırdığınızda daha sonra çekmeye gelen müşterilere de bunları da verebiliyoruz. Çok daha hızlı o anlamda operasyonel süreçler ilerlenebiliyor. O yüzden biz teknolojiyi bu anlamda gerçek bir ihtiyaca odaklanırsa çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Peki günümüzde ne değişti? Bir kere yani o zamanlarla karşılaştırdığımızda rekabet ortamı çok daha fazla. Artık hem teknoloji şirketleri, Amazon'dur, Apple, hepsi bir ödeme sistemi. Kimisi banka kurdu. Dijital bankalar var. Dijital only bankalar var. Sadece dijitalde yer alan banka var. Rekabet çok kızıştı. Müşteri beklentileri çok değişti. Yani herkesin artık cebinde bir cep telefonu da var. Dünyadaki belki en iyi uygulamaları da kullanıyorlar. Onların getirdiği pratikleri sizin uygulamanızdan da istiyorlar. Bu davranış şekilleri ortalamada günde 150 kere telefonumuza bakıyoruz. 5 dakikada bir telefonumuza bakıyoruz. O anlamda mobil artık vazgeçilmez oldu. Biz de garanti BBVA olarak da aslında mobili ana kanal haline getirmiş durumdayız. Yani toplamda bizim dijitaldeki müşteri sayımız 14.8 milyon. Sadece mobil kullanan müşterimiz 12 milyon. Ve günlük 21 milyon login aldığımız 7 milyona yakın müşterinin de sadece bir günde bu kanallara girdiğini görüyoruz. Yani mobilde hem işlem çeşitliliği arttı,
hem de çok daha fazla kullanmaya başladı. Bence bu trend devam edecek. Bireyselde 750'den fazla işlemimiz var. Kurumsal tüzel şubemizde 550'den fazla işlemimiz var. Her işlemi oraya taşıyoruz. Sadece şöyle bir paradigma değişikliği oldu. Artık eskiden işlemleri mobile taşırken şimdi bütün tasarımları mobile göre yapıyoruz. O yüzden mobilin ilk deneyim alanı olduğunun da bilincindeyiz. Şubeler nasıl değişiyor? Şubeler de aslında daha müşteri danışmanlığı, ilişki bankacılığı üzerine belki de daha çok finansal danışmanlık yapan hale geldiler. Ben buradaki kaymanın özellikle fijital dediğimiz, fizikselle dijitali de birleştirdiğimiz uygulamanın QR para çekme çok güzel bir örnek, devam edeceğini de düşünüyorum. Şimdi tabii diğer konu yapay zeka konusu var. Ama oraya gelmeden önce tabii dilerseniz birlikte de yanıt verebilirsiniz bu soruya. Günümüze baktığınızda teknoloji trendleri finans sektörünü nasıl görüyorsunuz? Çünkü yapay zeka, özellikle üretken yapay zeka çok konuşuluyor. Sizin ne planlarınız var burada? Masanızda, gündemde ya da mutfakta yeni neler var, neler çıkacak? İsterseniz üretken yapay zekadan başlayayım. Gerçekten geçtiğimiz yıl tam bu ay, Kasım ayının sonlarına doğru çıkmıştı. 5 günde 1 milyon, 1,5 ay içinde de 100 milyon müşteri, belki de hiç olmadığı kadar hızlı yayılan bir uygulama oldu. OpenAI'nin çıkarttı, ChatGPT uygulaması. Evet. Ve aslında bu bizim gibi hem teknoloji firmalarında hem finans sektöründe yapay zeka kullanılıyordu ama ilk defa bu kadar yaygın şekilde herkesin ulaşabileceği ve diyalog halinde size bu hizmeti sunmanın da çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 2 hafta evvel Gartner'ın büyük bir teknoloji konferansına katıldım. 3 gün boyunca bütün seanslarda sadece yapay zeka konuşuldu. Çok büyük orada bir değişim geliyor. Özellikle kişisel asistan dediğimiz, bizim finans asistanlarımız da var kullandığımız ama kişisel asistan dediğimiz özellikle farklı farklı uygulamalardaki deneyimi tek bir yerde yaşayabileceğiniz, sizi sizden daha iyi tanıyan, sizi arkadaşlarınızdan daha iyi anlayan, ki çünkü bütün aslında davranışı siz elinizdeki mobil veya internetle kuruyor oluyorsunuz. Buradaki aslında verileri de kullanarak çok daha akıllı, size her anlamda yardımcı olacak, sizin veriminizi ve entelektüel kapasitenizi arttıracak birçok da uygulama hem geldi hem de geliyor. Yani ben kişisel asistan tarafında çok bunun yatırımlarla daha da büyüyeceğini, daha da akıllı hale geleceğini düşünüyorum. Bizim işimize etkisi. Çok pardon, burada az önce Gartner'dan gördünüz, aklıma geldi. Muhtemelen biliyorsunuzdur, McKinsey'in de galiba bir raporu var. Önümüzdeki 10 yıl içinde galiba bir 200 milyarla 350 milyar dolarlık bir maliyet düşüşü öngörülüyor bankacılık sektöründe. Doğru. Ya özellikle işin üretme şekli de çok değişiyor. Onu söyleyebilirim. Yani mutfaktan çok konuştuk, fabrikadan çok konuştuk, işi nasıl yapıyoruz konuştuk. Ya bizim en önemli misyonlarımızdan bizi uygulamaları iyi geliştirmek, hızlı geliştirmek ki ürün haline çevirebilmek. Buradaki bulunma önemli amaçlarımızdan bir tanesi o. Bu yeni teknolojiyle beraber aslında belki bunu çok duyuyoruz, otopilottan copilot'a geçiliyor. Yani yanınızda her zaman o işi çok iyi bilen birisiyle beraber o işi yapıyorsunuz. Biz de özellikle yazılımı yaparken de yanınızda belki sınıfınızdaki en iyi mühendis arkadaşınız veya öğretmeniniz gibi sizle beraber her an tıkandığınız anda size yardımcı olabilecek birisi var gibi düşünebiliriz. O yüzden bu buradaki verimliliği ciddi oranda iyileştirecek. Bizim gibi teknoloji organizasyonu biraz bahsettim, modernization her zaman gerekiyor. Yani 5 yıldan sonra uygulamalarınızı yenilemeniz gerekiyor. Bu yenileme süreçlerinde, modernization'da da aslında çok hızlı bunları yapabilecek uygulamalar hali hazırda gelişmeye başladı. Bizim de bu konuda bir takım çalışmalarımız da var. Onlarla aslında herkes biraz daha akıllı oluyor. Herkes biraz daha entelektüel olarak bir üst seviyeye taşınıyor diye düşünemiyorum. O yüzden özellikle tekrarlı işler bundan sonra daha hızlı, verimli. Biz vaktimizi daha kaliteli kullanabileceğiz. Hem mühendislik şapkamla söylüyorum bunu hem de aslında kişisel yaşamdaki akıllı asistanlarla
olduğunu düşünüyorum. Ama bu bir takım riskler de getiriyor Sefer Bey. Bu da çok konuşuluyor. Neler var? Özellikle etik olmak gerekiyor. Kesinlikle. Bir takım tabii buraya verdiğiniz veriler önemli. Veri günümüzün en önemli konularından bir tanesi. Buradaki herhangi bir kaçağın size zarar vermesi söz konusu, manipülasyonu söz konusu olabilir. O yüzden de yine de bence oranın yönetişimi, denetlenebilir olması da çok kıymetli diye düşünüyorum. Bulut altyapısı ve çözümleri konusunda fikriniz ne? Çünkü orada kritik bir durum var ve devamında ediyor aslında sektöründe gündeminde olan bir konu. Aynen. O çok kritik konu. Bu tip teknolojiler özellikle bulutta çok fazla. Yani aslında yapay zekayı daha özel bulutlarda değil, public cloud dediğimiz herkese açık servisler bunlar. Bununla ilgili de aslında Türkiye'de bir regülasyonla ilgili bir çerçeve çalışıldı, çıkartıldı ama bunun için Türkiye'de büyük bulut sağlayıcıların yatırım yapması gerekiyor. Çünkü finansal özel olması gerekiyor ve datanın, verinin sadece Türkiye sınırları içinde olması gerekiyor. Biz tabii sektör olarak da özellikle yeni gelen, herkesin çok kullandığı bazı mail gibi genel uygulamaların sadece artık cloud'da yeni versiyonları çıkıyor. Bu anlamda da ülke olarak bir şekilde buranın hani çözmemiz gereken önemli konulardan biri olduğunu da düşünüyorum. Fatih Bey, bir iki konu daha var ama süremizin sonuna geldik. Özellikle süper app'lerde konuşmak isterdim sizinle. Onlar da herhalde önemini sürdürecek. Ya kesinlikle önümünü sürdürecek. Yani biz zaten Garanti BBVA'nın mobil uygulaması da finansal portal. Yani her türlü aslında farklı dikeylerde ürünlere, servislere ilişebiliyorsunuz. Bizim de bu konuda paralelde çalışmalarımız var. Peki Fatih Bey, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız ben ve katkılarınız için. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Garanti BBVA Teknoloji Genel Müdürü Fatih Bektaşoğlu'ydu. Fatih Bey ile birlikte Garanti BBVA özelinde ve bankacılık sektörü genelde teknolojinin detaylı bir şekilde konuştuk. Önümüzdeki dönemde öne çıkacak trendleri konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.